gibi ya da bildiğiniz gibi burası Akseki ilçemizin Sarı Hacılar Köyü ya da yeni adıyla Sarı Hacılar Mahallesi. Ben ilk kez tesadüf 2010 yılında buraya geldim ve burada gördüğüm tarihi dokuya hayran kaldım. Ve bundan sonraki hayatımı, emekliyim zaten, emeklilik hayatımı burada geçirmeye karar verdim. 30-35 yıldır biriktirdiğim etnografik, folklorik objeler vardı. Onların tam kalıcı olarak sergilenebileceği bir köy diye düşündüm. Ve gördüğünüz gibi bu binayı inşa ederek bu müzeyi, burası bir etnografya müzesidir. Hatta Türkiye'deki en zengin etnografya müzesidir. Dediğim gibi uzun sürede biriktirilmiş 5000'den fazla objenin sergilendiği bir müzedir. Onu bu köyde insanların hizmetine sundum. Tabii burada bazı zorluklar da yaşadım. Bunların en önemlisi burada yaşam yok. Hiç insan yaşamıyor. Yani insan derken ailece yaşayan sadece iki aile var. Bir imamımız var, Fahri olarak yaşıyor. Bir de kız kardeşi ailecek burada yaşıyor. Onun dışında pek yaşam olmadığı için işte çalışacak, iş yapacak ustaları, çalışan insanları bulmamız bir hayli zor oldu. Çevreden günübirlik toplayarak halen de öyle devam ediyoruz. Bu müzeyi oluşturdum. Bu köyde ben 4 tane müze yapmayı hedefliyorum. Bunlardan ikincisi Yaşam Müzesi. Hemen şu yandaki gördüğünüz binadır. Orayı da yılbaşında inşallah hizmete sokacağız. Ondan sonra da 2 tane daha müze yapıp İşte bu köydeki emeklilik hayatımıza devam edeceğiz. Teşekkürler. Belediye başkanı yapmış. Fena da değil. Biraz daha elden geçse iyi olacak durumda. Şimdi burada girer girmez hemen toplanalım. Şu tavanları görüyorsunuz. Henüz daha tamam. Bitmedi. Çünkü çıtalanacak, örgüleri yapılacak ama her bölümdeki tavan bu bölge işlemelerinden fotoğraflanıp planlanıp oyulmuş. Şu anda montajı yapılmış durumda. Daha sonra da çıtalanacak ve tamamlanacak. Devam ediyor daha. Onun için yukarıda da burada da çok değişik her bölgenin motiflerini burada görebilirsiniz. Yalnız bu bölge. Buraya gelelim. Burası mutfak eşyalarının bulunduğu bölüm. Burada sadece bu bölge değil tüm Anadolu mutfağından malzemeler, objeler, etnografik objeler görebilirsiniz. Buyurun biraz içeriye doğru gelin. Arkadaşlar dışarıda kaldı. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz hariç tüm Türkiye'den malzeme var burada. Şu deri tuluklar var mesela, bakın görüyorsunuz. Onlar hep ayran ve tereyağı için. Yine şurada tereyağı şeyleri var. Yayıkları var. Orijinal. Ve diğerleri gördüğünüz kaplar. Burada ilginç olan kap şu bizim köyümüzde. Çok eski bir, bizim köyümüzde 2-3 tane dibek ama çok eskidir. 1278 ve bizim köyümüzden hediyedir bu. Dibekçi Ali diye birisi varmış. Ali bilir onu yok. Bizde aşağıda yatır var ya, Sinan Hoca ile öbürkü. Orada bir dede var, Molla Mehmet. Onun dibeği bu. Oradan oğluna kalmış, babaya babadan. Onun oğluna, onun oğlu da bize hediye. Başındaki motif fesih. Yani bu fesih. Muhteşem bir şey. Bu tunç diyorlar ama bu bir nevi taş. Kıyafet gibi duruyor. Evet, bir taş çeşidi. Semazen gibi yani. Evet. Burada diğer ayrıntılara bakarsanız hep çok farklı malzemeler görebilirsiniz. Yavaş yavaş bu tarafa geçelim. Burada gördüğünüz işte yayıklar, şunlara bişek derler. Burada yine sütle ilgili malzemeler var. Şunlar süt süzekleri, bunlar tereyağı kapları, şunlar maya kapları, şunlara bu bölgede boduç derler, boduç, su için. Ama buna bütün Anadolu'da bu kaplara bardak denir. Bardak denen şey Türkçe'de şunlardır. Hatta şöyle bir laf var, ne var? Asmam çardaktan, işte bardak bu bardak.
çam ağacından yapılır. Bu da benim öz be öz Hacı Mustafa dedemin boducudur şu ikisi. Çam ağacından yapılır, altından içi genişletilir, buraya bir takoz çakarlar. Suyu koyunca o şişer. Niçin ağaçtan yaparlar? Ağaç suyu içine çekiyor, soğukluğu. Yani şöyle, ağaç iletken olarak sıcağı soğuğu çok geçirmez. Soğuk su koydunuz mu soğuk olarak kalır. Çünkü insanoğlu sabah kalkıyor, namazını kılıyor, tarlaya gidiyor. Te kuşluk yani öğle akşama kadar bu suyu içecek. Bu su öğleden sonra içilmez yazın tarlalarda. Onun için suyu mümkün olduğu kadar koyduğu sıcaklıkta tutar bunlar. Onun için çam ağacından yapılır, içi oyulur. Hatta bir laf daha var. Ne derler? Eski çamlar bardak olur. İşte bu bardak. Eski çamlar bardak olur. Büyük geniş çamlar. Öyle bardak olur. Evet, bu bardak. Bunlar da tereyağı. İşte bakın şunlar arkadaşımız sordu. Tereyağı çıkrıkları bunlar. İşte içinde şimdi yoğurt, sütü yoğurt yaptı, koydu ayran yaptı, çalkaladı, üstünde yağını aldı. Aynı şey, bunlar da aynı mantık. Bu ters döner, dişli var bunlar. Bunun gibi. Üzerinde otomatik makineler abi. Yani, yayıkları, evet. Öyle bir yer.